Maskeniz mutasyonlu virüse karşı sizi koruyor mu? Pek sanmıyorum açıkçası. Ben maske taktığım halde bile virüs oldum yani. Mutant virüsün maskeden bulaşabileceği iddia edildi. Şöyle biraz hava alayım dedim. Şuradan şurada yani 2 saniyecik yakalandım. Öyle mi? Doğrudur. Ama elimizden geldiğince tedbirlerimizi alıyoruz. Peki o tedbirler mutasyonlu virüsle beraber değişiklik gösterir mi? Maske tek başına faydalı değil. Onu net olarak ifade etmek gerekiyor. Mesafeye de dikkat etmemiz gerekiyor. İtalya'da koronavirüsle mücadele gücünün başkanı İngiltere mutasyonuna dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Mutant virüsün cerrahi maskelerden bile bulaşabileceğini söyledi. Koronavirüsün İngiltere mutasyonu maskeden de bulaşabileceği iddia edildi. Daha hızlı yayılan mutant virüse karşı endişeler iyice arttı. Ne yapmalı? Evlere kapandık zaten. Biz 65 yaş üstü. Yani yapacak bir şey yok. Ne derlerse onu yapacağız. Kesin olan şu ki hiçbir maske %100 koruyucu değil. Sadece bulaş ihtimalini minimize etme anlamında bize fayda sağlıyor. Peki o bulaş ihtimalini düşürmek için çift maske mi takmak gerekir? Tek maske takma şu an itibariyle yeterli ama bu maskenin bizi %100 koruyuculuğunun olduğu anlamına gelmiyor. Siz tek başınıza maske takmış, karşı taraf maske takmamışsa o da çok bir şey ifade etmiyor. Hani çift maske de başka sorunları da beraberinde getiriyor. Bir maske takacağız, korunacağız, elimizi ayağımızı temiz tutacağız. Yeterince havalanmayan kapalı ortamlarda da bir süre sonra maskeden virüs bulaşabiliyor. Eğer kişi virüsü taşıyorsa konuşma sırasında veya nefes alıp verme sırasında dış ortama virüs gönderiyor. Eğer bu kişi maskesiz konuşuyorsa göndermiş olduğu virüs miktarı 10 kat daha artıyor. Hapşırıyor ve öksürüyorsa bir anda milyonlara yakın ağzımızdan etrafa virüs saçılıyor. Doğru maskeyi kullanmak da virüsten korunmak için önemli. Türk Standartları Enstitüsü'nün onayından geçmiş olması gerekiyor. Birincisi telli olanları biz tercih ediyoruz. 3 katmanlı olması önem arz ediyor. Bu özelliklere sahip olmayan maskelerin bizi korumadığını net bir şekilde ifade edebiliriz. Ve uzmanlar kış aylarında kısa sürede ıslanan maskelere karşı da uyarıyor. Cerrahi maskeleri en fazla 3-5 saatte bir değiştirmek zorundasınız. Herhangi bir sıkıntı olmasa dahi. Hele de bir maske ıslandıysa, nemlendiyse sizin daha önce değiştirmeniz ve uygun kapalı bir ortama o maskeyi atmanız gerekiyor. Yani bağışıklığıma çok dikkat ediyorum. Hani abur cuburu bıraktım deyip artık bisküvi çikolata gofret yok. Diş değilse bağışıklıktan yani savaşalım.